Bir Dinleyicimizin de mektubu var sırada. Bu bu dinleyicimiz de daha önce bir hapishaneden gelen mektup vardı biliyorsunuz. Hı hı. E, bu da onun gibi e, hapishanede e, hidayete kavuşmuş bir dinleyicimiz. E, bizimle ilgili bir takım şeyler söylemiş ama şurada söylemek e, onların çok önemli değil. Önemli olan şu e, diyor ki her şerde bir hayır varmış. E, ben diyor buraya düşünce anladım. E, benim diyor arkadaşlarım. ...kötü arkadaşlardı. Onların kurbanı oldum zaten buraya düştüm. Ama diyor ilk başta üzülmüştüm. Sonra diyor... ...sizi tanıdım, büyükleri tanıdım e, radyoyu dinleyerek. E, ve şu anda da diyor çok mutluyum diyor. E, Hüseyin Hilmi Efendi, Enver abi Hazretlerini diyor... E, ...keşke diyor ellerinden öpebilseydim gibi şeyi de var. Hani, İnşallah ahirette. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler hayırdır. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler. Fakat e, dinleyicimiz kendisine nasipmiş. Bu da allah Teala'nın kendisine bir ihsanı. Bu idraki de veren Cenab-ı Hak. E, şimdi dışarıda olsaydı bu kötü arkadaşlardan kurtulamayacaktı. E, şimdi otomatik olarak kurtuldu. Ve bambaşka bir kimse olarak gidecek artık onların arasına giremez. Daha önce ya işte tamam kötü ama işte keratalar gene de işte falan filan. Böyle nefsi şey yapacak ama şimdi öyle değil. Ha, kusura bakma arkadaş. Hatta açıkça mazeret de var. Ben sizin yüzünüzden buraya düştüm. Kusura bakmayın sizinle arkadaşlığımız yok. Benim yolum bu. Ben makas değiştirdim. Ha bu yola siz de gelirseniz arkadaşlığımız devam eder. Yoksa güle güle diyebilir. Allah fele hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Tebrik ederiz kendisini. Soruları var bu dinleyicimizin. Diyor ki e, yiyecek ve içeceklerdeki ambalajlarda e, bulunan diyor e, İslam harflerini. Biz burada diyor ne geri ...dönüşüme atabiliyoruz, ne de bunun için özel yapılmış bir çöp var... ...çöp kutusu var... Ee, ...mevcut çöp kutusuna atmak zorundayız diyor. Yapacak başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Mesela kitaplarda anlatılıyor... Ee, ...insandan ayrılan parçalar, parçalar... ...bu saçtır, tırnaktır... E, ...veyahut da tüylerdir... ...bunları gömmek lazım... E, ...veya böyle akarsuya bırakmak lazım. E, yok. Hele şimdi bu mega kentlerde... ...bu imkan yok... ...bir yağmur yağdığı zaman her taraf ses su oluyor falan... ...herkese niye ses su? Yani niye ses su olacak ki? Suyun emileceği bir yer yok ki her taraf asfalt. Suyun yani kapatmış, arkasını kapatmış. Nereye gidecek? Su yolunu buluyor. Evet Dolayısıyla böyle de onları götürüp şey atmak... ...caizdir buyuruyor. Sakal tıraşı olduktan sonra diyor bir dahaki tıraşa kadar... ...bir ay geçiyor. Ee, yani bir maksadım yok bundan. Ama diyor böyle denk geliyor. Böyle yapmak durumunda kalıyorum. Bu bana bir günahı olur mu? Diyor. Olmaz. Yani onu bırakıp da sakal böyle dinlemiyor ki. Tıraş olmuyor, tıraş geciktiriyor. Hele şimdi gençlerde da artık bu. E, tıraş olmuyor falan. Bir haftalık, iki haftalık o şekilde öyle dolaşanlar çok. Dinleyicimiz bir de orada Emri Maruf da e, yapıyor maşallah diyelim. E, Hakikat Kitabı bütün kitapları bende mevcut diyor. Bunları koğuşun uygun bir yerine koyuyorum. İsteyenin okuması için. Elimden geldikçe de hediye ediyorum. Çok iyi. Oradaki arkadaşlarıma. ...herkesin ulaşacağı bir yere koymam diyor. Ee, bu kitap verme sevabını bana kazandırır mı diyor. Tabii hani, kazandırır. Hani dolaşmıyorum ya, belki Hı. o aklına gelmiştir. Ee, onun da ayrı sevabı var. Hiç olmazsa herkes görsün. Yarın ahirette, ya sen hidayete kavuştun, bu kitapları okudun, doğru yolu buldun... ...bizi de gösterseydin, biz de bunları bilseydik, okusaydık... Ee, ...biz de kurtulurduk... ...diye ahirette bunun yakasına yapışmamaları için... E, bu yüksek bir yere görüyor. Ha, görüyor kim bunun sahipleri falan. Ya ben bu kitabı okuyabilir miyim? O da diyecek hediye ederim al götür. Tamam bu maksat hasıl oluyor. Yerine geliyor yani. Mektupta veya herhangi bir yazıda veya bizim kendi yazdığımız yazıda Allahü Teala'nın isminin üstünü karalasak e, veya ismi şerifi birkaç hareketle değiştirsek yani edepsizlik e, olabilir diye uygun olur mu diyor. Ha yok değil. Silme imkanı yoktur. Evet. E, silme imkanı yok. Orada aynı şekilde şey yapıyor. Onun mahsuru yok. Bazen biz onu yırtıyoruz. Bazen aynı şekilde imha ediyoruz, yakıyoruz. Yani orada maksadımız Allah lafzına hakaret değil Celle Şanehu. Bir de e, meşhur bir işte Peygamber Efendimiz'le alakalı film vardı. Hani geçmişte. Bu filmle alakalı olarak arkadaşlarına e, oraya birisi gelmiş. İşte imam diye gö göndermişler. Hapishaneye. E, o yani uzunca anlatmış aralarındaki diyaloğu da yani bu dinleyicimiz imamdan çok daha fazla <laughs> hem firaset sahibi hem de dini bilgisi olan birisi. Ne olacak ya falan filan demiş o film iyi demiş ben seyrettim demiş tavsiye ederim falan demiş. Bunu da canı sıkılmış bu dinleyicimizin. Peygamber Efendimizin orada çocukken bile olsa yüzünü göstermeleri hata değil mi? Diye şey yapıyor. hata doğru tespit etmiş evet. hatta bu konuda yani oraya gönderilen din görevlisi e, kendi bağlı olmuş olduğu kurumun başındakine bile itibar etmemiş Diyanet İşleri Başkanlığı da tenkit etti onu evet. uygun olmadığını aynı şekilde bildirdi ama herkes bağımsız bağlantısı muhtar Cumhuriyeti imamı da vaiz de müftüsü de kendi kafasına göre hareket ediyor bazen sahabe ile ilgili de e, ileri geri konuşmuş bu adam i̇tikad. itikad da bozuk i̇tikad da bozuk bir adam Yani din adamı değil din düşmanı 你能那么可能吗？